Honda Tansoy'dayız. Geçenlerde bu bayiyi gezmiştik. Hem alt kat servise, showroom'a ve üstte ekipman katına çıkmıştık. O videodan sonra özellikle ekipmanlarla alakalı sorular geldi. Ekipman katını özellikle gezip fiyatlara ve modellere, markalara bakmamı istemiştiniz. Bu videoda da ekipman katına gidip 2020'nin fiyatlarına bakacağız. Hadi hep beraber görelim. Dışarısı çok soğuktu. Dışarıda çok konuşmadım. Özellikle hızlı hızlı konuşup içeri girdik. Şimdi söyleyeceklerimi buradan söyleyeyim. Burası ekipman katı. Üst katta tamamen ekipmana ayrılmış durumda. Daha önceki videoda göstermiştim zaten şu alan. Oturma alanı. Çay, çorba, çikolata, her şey var. Burada oturuyorsunuz da bu alanda ekipman katı. Instagram'dan dün akşam bir hikaye attım. Dedim ki ekipmanlara bakacağım. Neyi merak ediyorsunuz? Ne yapalım dedim. Büyük bir çoğunluğu fiyatlardan bahsetmiş tabi. Başımızın belası vergiler ve fiyatlar. Biz de genel olarak fiyatlara bakacağız. Hangi model ne kadar 2020 Şubat ayı itibariyle bunlara bakacağız. Her bütçeye uygun fiyat aralığı var. Biliyorsunuz daha önce de ben Ankara'da şeyi gezdim. Yiva Çarşısı'nda gidip ekipman mağazalarını geziyordum. Daha böyle orta segment ve düşük bütçeli arkadaşlara videolar yapmaya çalıştım. Biraz daha kaliteli marka istiyordunuz ve kaliteli marka olarak da Honda Tansoy'a geldik. Bakalım İçeride neler varmış, bir göz atalım. Genellikle bayilerde hep pahalı ürünler olunur diye düşünülür ya. Aslında öyle değil. Düşük bütçeye de kaliteli ürünler bulabiliyorsunuz. Çok çeşitli ürün bulabiliyorsunuz. Tek tek bütün rafları, montları, kasları gezeceğiz şimdi sizlerle beraber. Burada koruma ekipmanları, dizlikler, yağmurluklar, sırtlıklar, dizlikler var. Bunların tam olarak fiyatları gerçi üstünde yazıyormuş ya. 40 euroymuş. Bunlar sırtlık. Bazı modellerde, daha doğrusu birçok kaliteli mont modelinde biliyorsunuz sırtlık falan şey yapmıyorlar, içine koymuyorlar, ayrıca satılıyor. Bunlar ayrı satıldığı için buradan temin edebiliyorsunuz. Yağmurluklar, hemen bakalım. Revit yağmurluk var burada. 140 euro diyor. Ben direkt Türk parasına çevirmeyeyim. Siz bunu izlediğinizde anlık olarak değiştiği için euro kurları, siz kendiniz çevirebilirsiniz. 140 euro Revit yağmurluklar. Burada çeşitli disk kilitleri, telefon tutucuları, telefon tutucusu 40 liraymış mesela burada. Burada küçük ekipmanlar var. Ve eldivenlere geldik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Eldivenlere geldik ama çok çeşit olduğu için burada çalışan arkadaştan yardım isteyeceğiz. Doğukan Bey. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Yardımına ihtiyacımız var. Tabii ki. Genel olarak fiyatlara bakacağız. Tamam. Ben takıldığım yerde soracağım aslında. Hepsi üstünde yazıyor ama. Evet. Takıldığım yerde sana sorayım. Mağazada marka olarak genelde ne var? Revit. Revit, Alpinstar, Vexo, Venom, Armot, kask grubunda LS2, Givi, Shoei, Bell. Bunların çeşitleri mevcut. Eldivende ne var? Venom. Venom var, Vexo var, Revit var, Alpinstar'ın bir modeli var. Kappa'nın bir modeli var yine. Fiyat aralıkları mesela en uygun fiyatlı ne var mesela burada? Valla Vexo'nun mesela yazlık eldivenleri uygun. 180 TL'den başlıyor, aşağı yukarı 1000 TL'ye kadar elimizde geniş bir yelpazede eldiven var. Yani şu an için herhalde en uygun 160 lira. 160 euro. 160 Revit. Euro mu? Aha. 160 şu? Ha bu TL. 180 TL, ha, tamam. Evet. Bu sezon ya, için mesela uygun Venom'un güzel eldivenleri var elimizde. Ya insan nasıl mutlu oluyor biliyor musun? 160'ı görünce 160 diyorum. Meğersem euroymuş. 160 euro. Genel olarak fiyatlara hemen bakayım şöyle. Şu Alpha 5'ın bir ürünü 665 lira. Evet. Genel olarak kışlık zaten bunlar. Şunlar mı yazdık? Evet, ya. Onlar yazdık. Bir iki tane burada dana derisi Venom'un yeni modeli var. Bunlar nasıl bir şeymiş ya? Peki sorun yine yazlık bu eldivenin.
Renkli tarzı olanlara hitap eden. Renkli hayatlar. Renkli hayatlar için. Bunun fiyatı da 259 TL. Eldivenleri geçelim. Başka neleriniz var? Montlarınız var. Mont grubumuz buradan başlıyor. Yanlılarda montlarımız var. Montlarda ne var? Montlarda birçok hani sürücüye hitap edebilecek işte enduro touring veya işte racing'e yönelik ve çoğunlukla scooter kullanıcısına yönelik mont çeşitlerimiz var. Prohel düşük bütçeli olarak yani fiyat uygunluğu olarak Prohel var, LS2 var. Magna var. Yine Venom ve Armod'un modelleri var. Şundan hemen fiyatına bakalım. Bak fiyat, çünkü çok fiyat sordunuz özellikle Instagram'dan. Abi fiyatları söyle dediniz. 800 lira şu Prohel. Peki şey diyeceğim, bunların üzerinden bir indirim pazarlık. Tabii yani nakit ya da tek çekim olduğu takdirde %10, %12 civarında indirim yapabiliyoruz. Ya bu arada Şubat'ın kaçı oluyor? 13-14'ü. 13-14 Sevgililer Günü haftasında seçili ürünlerde %50. Bütün ürünlerimizde %20, %20 seçili ürünlerde %50 indirimimiz olacak. Sevgililer Günü indirim var. Cumartesi mesai kapanışına kadar da devam edecek. Uzattık. Evet, indirimleri kaçırmayın. Özellikle Sevgililer Günü için hediye alacak ne alsam ne etsem diyeniniz varsa aranızda. Buraya bir uğrayın. İndirimleri kaçırmayın. %50, %20 de güzel bir indirim. 675 liraymış bu arada şu LS2. Bu yazlık ama değil mi? Yazlık evet. Şuradan bir 2-3 sene öncesine gidiyorum ben fiyatlara da. Ah diyorum fiyatlar. Şu kadın modellerinin fiyatlarına hızlıca bir bakayım. 835 lira. Şu da pembe. Yalnız şey yapıyorum ha. Fiyata bakıyorum. Lira mı euro mu o geriden geliyor. Evet maalesef öyle bir ikilem yaşatıyoruz. Geriden geliyor. Burada yine Venom modelleri. Bunları çok denemiyorum. Arka tarafta deneyeceğim bir iki model var. Onları gözüme kestirdim. İki katlı mı bu? Evet. İçteki katman çıkabiliyor. 400 lira diyor. 400 TL. Buraya bu kadar ucuz. Şöyle ki büyük beden piyasada bulmak zor. 2X large, 3X large modellerinde özellikle fiyatı uygun tutuyoruz. Çünkü çok fazla giden ürünler değil ama elimizde de bulundurmak adına birer tane mutlaka fiyatlı. O yüzden 400 liraya çünkü mont görmek biraz evet, zor. Doğru. O tarafa geçmeden şuraya gelelim. Fiyatlara bakayım. Şunu ben kullanıyorum. Göstereyim dedim. Harbiden çok memnunum ben. Evet. Şey. Yani. Ama bu şey değil ya. Böyle tam kışlık, harda buzda da değil, çok yazda da değil. Bu biraz mevsimsel. Daha böyle kot altı, casual. Mevsimsel. Sağlamdır. Bunun fiyatı 320 TL. 320. Şu PCX'lerde durum biraz farklı. Biraz hemen tabanda alabiliriz. Eurodur ürün. 180 euro. 190 euro. 190 euro. 190 euro. Evet. Dediğim gibi fiyatı siz Türkçeye bak artık. Hava gitti. 190 hava gitti. Siz TL'ye çevirin. Çevirin TL'ye. Çeşit bu kadar değil mi? Evet. Çeşit burada bir de arkada. Ha, arkada profesyonel yarışçı arkadaşlarım. Şunları da nasıl giyiyorlar bilmiyorum ya. Ben piste çıkmadığım için. Michelin diyor bak. Tabanlı Michelin üretiyormuş. Gördün mü? Pantolonlara geçelim. Pantolonlar. Ne markalar var pantolonda? Honda'nın kendi markası. Honda'nın kendi markası var. Impact'in ürünleri var elimizde. Tek 90. Tek 90. Evet. Tek 90 zaten yerli değil mi? Tabii yerli. Yerli. Kevlar. Kevlar pantolonu evet. Tamamı değil ama değil mi? Bazı yerleri. Tabii. İçteki korumalar Kevlar. Kevlar. Tek 90 fiyatlarını. Revit'in ürünü var elimizde. Arıyoruz. Fiyatları. Genellikle 130 Euro'dan başlıyor. Revit'te birazcık durum farklı. Bir de Honda'nın kendi ürününde fiyat daha uygun. 130 Euro'dan başlıyor. Evet. Bunlar ne? Yağmurluk grubumuz. Alt üst takım yağmurluk. Ha, bunlar biraz daha şey mi? Uygun fiyatlı diğerlerine göre. Evet. 200 lira diyor. Hı-hı. Burada ağır yağmurluk. Şey. Ağır yağmurluk. Dikişsiz ve kalın ürünler. Balıkçı yağmurluğu gibi. Şunlar.
Ya kullanım açısından bu kodları ben daha çok beğeniyorum. Çünkü bu hep söylüyorum, bunlar da kaliteli ama şey var. Daha ziyade uzun mesafe sürüşleri için iyi oluyor. Şehir içinde çok fazla terleme falan yapabiliyor. Böyle çok inbin yaparsanız. Ben kuryelik zamanlarında da bunlardan hiç kullanmadım. Çok şey yapıyor ya, sıkıntı yapıyor. Şöyle. Doğru yani bir parça. Bir de şallar gibi geziyorum böyle. Buralarda terletiyor falan. Hiç hoş olmuyor yani. Bir de şey oluyor ya, böyle kafeye gidiyorsun, AVM'ye giriyorsun böyle hantal hantal. Tamam, iyi olmuyor. Kodlar daha güzel ama yine de fiyatlarına bir bakalım. 720 lira. Şurada polarlar var. O da polar mevsimlik. Hem sürüş montu gibi gözükmeyip gündelik kullanıma da uygun. Hemen ama yine korumalı olan. Koruması mı? Ha, sırt koruması var. Omuz dirsek koruması da var. Ama motordan inip bir kafede oturmak için de gayet ideal. Nasıl oldum? Size soruyorum arkadaşlar. Yazın eğer çok beğendik, çok yakıştı falan filan derseniz o yorumların hepsini yetkili arkadaşlara akıtacağım. Hani belki ne bileyim hediye derler çünkü 415 liraymış. Ama kullanım açısından değil mi? Şu sırtında şey hissediyorum ama çirkin durmuyor değil mi? Vücut yani, ısısını aldıkça... Var mı bir şeylik böyle? Şu an için biraz var. Ama bir yarım saat sonra... Alıyor. Evet. Formalar şekil alıyor sıcaklıkla alakalı. Burası biraz şey, o yüzden. Yedikçe vücudu şeklini alıyor. Ama sıcak tutuyor. Kesinlikle. Sıcak. Güzel bir ürün. Birçok renkleri de var. Yeşil, kırmızı, mavi. Güzel bir ürün. Beğendim. Bunu beğendim. Ama işte şeyde kalıyor insan ya. Bunu mu alsam 415 lira bu fiyatlara? Yoksa hani üstüne 100-200 daha koyup mont mu alsam diğer montlardan? Kullanım amaçları farklı. Doğru. Yani bu ikinci bir mont olabilir en fazla. Bunlar ne? Bakalım ona. Bu ne? Çocuk montu mu? Evet. Vallahi. Çocuklar için de ürün bulunduruyoruz mutlaka. Bak her yerde görmüyorum ben böyle çocuk montu. Çok şikayet ediyordum ben. Çocuk kaskı, çocuk montu, çocuk pantolonu çoğu yerde yok. Bunu özellikle sürücü anneler, babalar çok tercih ediyorlar. Çocuklarıyla beraber ya seyahat ederken. Ama benim kızım var işte. Yok mu kız için? Pembesi memesi niye gelmiyor? Şurada kırmızı. Bir kırmızısı var. Bu da 255 lira. Bence... Bak fiyat söylerken şaşırmadım. Böyle gözümü falan belertmedim böyle. Gördünüz değil mi? Çünkü iyi yani. İyi. Bunların fiyatını beğendim. Çocuklar için olması da ayrıca güzel. Çocuklar için ekipman satan mağazaları özellikle Ankara'da görmek böyle hem kaliteli hem güzel fiyatlar. Bandanalar var. Bunlara çok bandana işte. Helyoda var. Bandana. Ha şurada şeyler var. Topuz, interkon. Çeşit çok mu Intercom'da? Kaç çeşit var? 2-3. Çeşit çok. Bir de tedariğimiz çok hızlı Intercom grubunda. Yani istenilen modeli özellikle işte Cardo, SCS, Shad gibi ürünleri hemen 1-2 gün içerisinde temin edebiliyoruz. Şu anda elimizdeki ürünler bunlar ama yolda da birçok siparişimiz var. Üstelik geldiği andan itibaren de kampanyadan faydalandırıyoruz ürünleri. Şimdiden siparişini verirse adam aynen gelince öyle direkt kampanyalı olarak alabiliyor. Devam ediyoruz. Tamam, gel. Şurada tişörtler falan var. Bunlar hediye mi? Hayır değil. Sandırdım. Bunlar hediye değil mi? Hayır, orijinal. Ya keşke olsa ya. Keşke. Burada tişörtler var. Bunlar. Bu grubumuzda özel bir çalışma yaptık. Burası %50 indirim grubumuz. Kırmızı etiketli ürünlerde etiket üzerinden %50 indirime gel. Tutacağız. Gel, yabancı değil gel. Merhabalar, Kolaçan gelmiş dediler, geldik. Hoş buldum, sen de hoş geldin. Hoş geldin. Bu şey mi? 550 euro. Direkt 150. Bunun üzerinden mi? Onun üzerinden. Sen kas kalacağım dedin ya, kameraman. Hani hemen. Giderken bir tane alalım. Gibi. Başka ne var? Şoi. Burada Şoi ve Gibi var yalnızca. Tamam, anladım. Şuradakilere bakalım, güzel montlar görünüyor burada. Tabii ki. Revit'in, Honda'nın yazlık grubunu burada sergiliyoruz.
şunun modelini beğendim. Şöyle bir göstereyim kameraya. Bir de fiyatını göstereyim. Şimdi şunu da belirteyim özellikle. İzleyen arkadaşlara, videonun başında söyledim özellikle hani daha uygun bütçeli ekipmanlar, mağazalar falan geziyorum ben. Ulus'ta, İBA çarşısında falan biliyorsunuz sık sık video çekiyorum orada ekipmanları ama orayla burayı kıyaslamak gibi bir yanlışa düşmeyin. Çünkü markalar farklı, modeller farklı ve kaliteler çok farklı. O yüzden orada hani 400 liraya birçok mont bulabilirken burada 400 euroya misal veriyorum bulabiliyorsunuz. 235 euro. Ya şey yapmayın, ya fiyatlar ne kadar pahalıymış moduna girmeyin. Kalite farkları değişebiliyor haliyle. Şöyle gidelim. Gidelim buraya gelelim. Burada bir tane mont beğendim kendime. Çok beğendim. Ama ve lakin neymiş? Yine kadın hanımlara hitap edecek bir modelimiz. Ya şu montun, baksana be şu monta. Bak kumaşına bak, modeline bak. Tamam şu bel biraz kıvrımlı, onu sayma. Ama model olarak bence çok güzel. Keşke erkekler için de bu kumaştan yapsalarmış. Yani birkaç modelimiz var aslında yakın. Fakat ama hani kesim yani, olarak... Evet, şey olarak, tarz olarak, renk olarak da çok güzel, beğendim ben. 580 lira bu da hanımlar için gayet şık. Omuz, dirsek ve sırt koruması var. İçinde filesi var. Evet, katman çıkabiliyor yine. File ama şey file, böyle termal içlikli file. Sırt tarafı file, bu taraflar kanlı içlik. Ben bunu beğenmiştim yani. Gerçi şu da güzelmiş. Şunu da gösterelim. Evet, o da tercih edilen bir model. Bu da biraz daha kalın kumaş. Havalandırmalar. Yine sırt dirseklik, şey omuz. Belden ayarlanabilir. Kollar fermuarlı. İçi çıkabiliyor kollar. Evet. Ha bu kolsuz içlik. Doğru. Şöyle. Bunun da fiyatı 980 lira. Tabi bunlar üzerinden şey var. Taksit imkanı vardır. Tabii vade farkıyla taksit seçeneğimiz evet. Var. Montlar Prohel dedik işte, Revit dedik. Mont dediğim gibi Prohel LS2 biraz daha böyle uygun fiyatlı. Revit, Venom gibi. Venom da yine biraz daha uygun kalıyor herhalde. Venom da Revit evet. Biraz Alpine Stars'da ve Revit biraz daha üst segmente çıkabiliyor. Şimdi kaslara gelelim. 350 liraya da alabileceğiniz bir mağaza. 4000 liraya kadar alabileceğiniz de bir mağaza. Ya genelde şey olur, bayilerde pahalı olarak düşünülür yani, her şey pahalıdır. Gerçi birçok bayide ekipman, bu şekilde ekipman katı bile yok birçoğunda ama neredeyse. Hemen hemen. Olanlarda şey görünüyor, çok pahalıdır. O algıyı kıracağız inşallah. Yani geniş yelpaze tutarak o algıdan yavaş yavaş uzaklaştırıyoruz sürücülerimizi. Şuralar reflektörlü. Karanlıkta yansımadı. Tamamen beyaz kısımlar fosforlu parlıyor. Bundan alacaktım ben. Bundan 2 sene önce yanlış hatırlamıyorsam, yani rakam yanlış olabilir. 680 lira mı ya da 860 lira yani 8'li 6'lı bir şeydi 2 sene önce. 1200 lira. Yok ya, o kurla alakalı değil ya. Kur sabit. Yani atıyorum şu 500 euroysa bu hep 500 euro. Biz fakirlediğimiz için orada. Ya aynı yani. Bir şeyi getirsene bana ya, sana zahmet. VS2'nin yeni ürettiği Challenger modeli. Şöyle bir kaskı var, parlıyor. Beğendim. Kafama da taktım. Baya böyle şey. Şurayı çok beğendim ben. LF2'de bak şurada. Burayı baya bir kalın yapmışlar ve şurada da görünüyor mu ekranda? Görünüyor. Mic yazıyor burada. Yani buraya intercom için tabii mic. Oraya bir boşluk oluşturmuşlar. Eğer video çekeceğim diyen arkadaşlar varsa mikrofonu nereye koyacağım diyen. Bu LS2 onu da düşünmüş, ona göre mikrofon yeri yapmış. Bu da başarılı. Bir de şu kilidi de göstereyim değil mi? Bana şey geldi. Bak şurayı oturttunuz ya. Önce şurayı itekliyorsunuz, ondan sonra açıyorsunuz. Böyle değişik bir sistem yapmışlar. LS2'lerin en büyük dezavantajı içeri ses rüzgar sesi alması. Yıllarca şundan kullandım. Bunlardandı. Ya bunlar değişiyor ya modelleri. 352, 372 falan. Hemen hemen orta aynı segmentler. Fırtınalar estiriyordu içeride. Yalan yok söyleyeyim yani. Estiriyor. Ama şimdi ne kadar bu? 500 lira. O zamanlar 250 lira falandı işte. Bundan
Karahanlılar döneminde olan şunu vereyim sana. Ama bu LS2'yi hep şey bilirler. Adi, ucuz, hani kuryeler takıyor işte. En ucuz kask, en adi kask olarak bilinir ama aslında öyle değil. Biraz önce gösterdiğim fiyatını söylemedik. 1850 lira onun fiyatı. 1850, üst segmentlere de fiyatları, şeyleri var, modelleri var. Ekipmanlarımızın sanırım sonuna geldik. Evet. Şöyle. Burada bacak kol çantası, çantalar veya işte motosikletlere uygun depozito çantası bulunduruyoruz mutlaka. Çünkü gerçekten büyük ihtiyaç günümüzde. İşte navigasyon kullanımıyla alakalı olsun çok tercih edilen ürünler bunlar. Evet. Fiyatları da çok yukarıda değil. Uygun fiyatta tutuyoruz. Gene kampanya dahil bu ürünlerde. 70 euro. Bu şey depo üstü. Depo üstü Givi'nin. Givi işte burada markalar için içine girince biraz şeyler fiyatlarla oynamaya olabiliyor. Yani. Tabii yani. Yani mesela şu. Belli bir marka yok. Evet. 75 lira. Yani her bütçeye uygun ekipman, bacak çantası, mont, kask, koruma, alarmlar, disk kilitleri, intercom, bot, pantolon, saymadım başka bir şey, eldiven, buff. Yani her bütçeye uygun ekipmanı buradan gelip temin edebilirsiniz. Sizin adınıza ben gezdim. Dediğim gibi hep orta ve düşük bütçeli geziyordum. Üst segment ekipman gezmemi istediniz. Honda'dan sonra gezdik. Umarım fiyatlardan ve ekipmanlardan memnun kalmışsınızdır. Sadece alışverişe değil, gezmeye de gelin. Ekipman gezmeye devam edeceğiz. Mağaza gezmeye devam edeceğiz. Size fiyatları ve çeşitleri, markaları, modelleri göstermeye devam edeceğim. Ama videonun altına yine sorularınız, önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa ekipmanlarla alakalı ya da biraz önce gezdiğim ekipmanlar arasında özellikle alıp incelememi istediğiniz şeyler varsa bunları da yazabilirsiniz. İlerleyen videolarda tekrar videolar hazırlayabilirim size. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar çıkın çıkın gelin, bekliyoruz. Fiyatlarımız uygun, yelpazemiz geniş, çaya çorbaya da bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Videoyu beğenin. Abone değilseniz hemen altta basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.